Uzay Komutanlığı ile ilgili çalışmalara baktığımızda dünyada hızlanan bu çalışmaların içinde NATO'nun 2019 yılında açtığı uzay merkezi ve Fransa'da açılan uzay mükemmeliyet merkezi çalışmaları ve uzayın bir harekat alanı olarak tanımlanması sonrasında uzayın önemi bir kez daha öne çıkmıştır. Uzay niçin kullanılıyor diye baktığımızda özellikle istihbarat, keşif, gözetleme IGK kapsamında kullanılıyor ama bu gün geçtikçe önemini değiştiriyor. Artık antibalistik füzeler, uzaydan elektrooptik SAR uydularının yanında erken ihbar sistemlerinin de devreye girmesi uzayın önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla Uzay Komutanlığı ile ilgili çalışmalarımızı biz de başlatmış bulunuyoruz. Bu kapsamdaki çalışmalarımıza baktığımızda 2024-2033 OYTEP 10 yıllık temin tedarik planının içindeki insan gücü planında personel planlamasını yapmış bulunuyoruz. Tekliflerimizi yaptık. 2024-2043 Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planı'nda da bunlar mevcut. Bu teklifler değerlendiriliyor. Gerçekleştiğinde uzay komutanlığını biz de kurmuş olacağız. Uzay komutanlığı ile ilgili çalışmalarımıza baktığımızda da bunun için bölgedeki gelişmeleri, etrafımızda ne oluyor, ne bitiyor onları inceledik. NATO'yu inceledik. Özellikle bölgesinde lider ve hakimiyet sahamızda etkin bir hava kuvveti olmak için ademi merkeziyet bir yapıyı öngördük. Tek merkezden yönetilmesi gerektiğine karar verdik. Bu kapsamda planlarımızı hazırladık ve MSB'ye sunduk. Uzay komutanlığını kurmayı planlıyoruz. Takiben Tugay ve Tümen seviyesine bir geçiş var. İnsan planımızı nasıl hazırlayacağız bu konuda? İnsan büyük bir kaynak. Bu kapsamda Avrupa'ya gitmiş gelmiş, NATO projelerinde çalışmış personelimiz zaten mevcut. Bunları kullanacağız. Bunlar yeterli gelmemesi durumunda da gerekli revizeleri yapmayı planlıyoruz. Bu kapsamda da önümüzdeki yıllarda büyüyecek uzay komutanlığının planını da MSB personel temin kapsamında tedarik etmeyi düşünüyoruz. Kıymetli gençleri aramıza bekliyoruz.